Şimdi bu İbrahim Layık kardeşimizin intiharı gerçekten hani beni dünden beri çok gerçekten hani ciğerimi sızlattı desem yeridir. Çok üzüldüm. 2019'un Türkiye'sinde olmaması gereken bir mesele. Hiç konusu dahi yapılmaması gereken, utanç verici bir mesele. Instagram'a Kürt olduğum için hep ayrımcılığa uğradım diyerek bir mesaj atıyor ve arkasından güvenlik görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Havalimanı'nda intihar ediyor. İntiharının sebebi bir Türk kızına aşık oluyor. Kız da ben Kürt'le çıkmam dediği için rencide oluyor. Bunalıma girip intihar ediyor. En az bu meseleye kadar utanç verici olan bir diğer mesele CHP'li bir güruhun bu işten siyasi rant çıkarmaya çalışıp devleti sorumlu göstermesi. En az bunun kadar ahlak yani utanç verici ahlaksızca kendini bilmezce bir tavır. Kendini bilmezce diyorum çünkü siz değil misiniz kardeşim? Daha dün Ahmet Kaya ben ana dilimde şarkı söylemek istiyorum dediği için ona çatal bıçak fırlatıp Kürtçe şarkı söylemek istiyorum dediği için onu linç edip arkasından da 10. yıl marşını okuyan. Siz değil misiniz kardeşim? Bu dağlar, bu taşlar Türk'ündür. Bu ülkede Türk olmayanın sadece köle ve hizmetçi olma hakkı vardır diyen Mahmut Esat Bozkurt'un CHP'sini destekleyen. Siz değil misiniz? Bu ülkede Türk olmayanın hiçbir hakkı yoktur diyen Sivas Demiryolu'nun açılışında diyor bunu. İsmet İnönü'nün CHP'sini destekleyen. Siz değil misiniz kardeşim mülteci düşmanlığı yapan, ırkçılık yapan, faşizanlık yapan? Siz değil misiniz kardeşim mülteci kelimesini dahi bir hakaret olarak gören, bir küfür olarak görecek kadar aymaz, yobaz ve ırkçı olan? Siz değil misiniz bu ülkede sizin gibi düşünmeyen herkesi dışlayan, sizin gibi düşünmeyen herkesi bir kenara itmeye çalışan, herkesi linç eden, bir mob olarak üzerine saldıran siz değil misiniz? Hangi yüzde şimdi devleti sorumlu tutarsınız? Devletin böyle bir ayrımcılık politikası olsa devlet yatak odası konumunda olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bir Kürt'e teslim etmez. Devletin böyle bir politikası olsa devlet göz bebeği hükmünde olan İstanbul Havalimanı'nda o Kürt kardeşimizin güvenlik görevlisi olarak çalışmasına müsaade etmez. Kendinizi bilin. Haddinizi bilin. Hangi zihniyete mensup olduğunuzu, neye hizmet ettiğinizin farkında olun. Irkçılığın ve faşizanlığın, insanlığın ve Müslümanlığın içinde yer almayacağını bilin, kavrayın.